Öncelikle şunu söyleyeyim, insanların düşüncelerini ifade etme hakkı, düşüncelerini ifade etmek için gösteri ve yürüyüş yapmaları en temel anayasal demokratik haktır. Bu hakkın kayyumlar eliyle kısıtlanmak istenmesini şiddetle kınıyoruz. Biz buraya zaten hem bölgede hem ülkede yaşadığımız demokrasi sorunlarının altını çizmek için, Diyarbakır halkının iradesine sahip çıktığımızı göstermek için, kayyum rejimine hayır dediğimizi söylemek için, hukukun üstünlüğüne, demokrasi olan inancımızı kamuoyuyla paylaşmak için geldik. Şimdi en basit demokrasilerin bile en temel göstergesi sandıktan çıkan halk iradesine saygı duymaktır. Aslında halkın seçtiklerini görevden alarak yerlerine atanmışları göndermek, ki bu biliyorsunuz atanmış bir İçişleri tarafından yapıldı. Yine atanmış bir vali Diyarbakır'da seçilmiş belediye başkanlarının yerine atandı. Atanmışların, seçilmişler önünde, üzerinde baskı kurduğu rejimler zaten demokratik rejimler değildirler. Bunun benzerleri ancak darbe koşullarında, faşizan rejimlerde görülür. Bu uygulama faşizan bir uygulamadır her şeyden önce. Halk kendi iradesini, kendi siyasal iktidarını halkın iradesinden üstün gören bir anlayışın ürünüdür. Ama biz bunu bu bölgede ve ülkemizde sadece bu kayyum olaylarında yaşamadık. Biliyorsunuz seçilmiş parti eş başkanları tutuklandı. Mecliste kürsü dokunulmazlığı kaldırıldı. Milletvekilliği dokunulmazlıkları kaldırıldı. Daha önce seçilmiş belediye başkanları hapishanelere tıkıldı. Seçilen belediye başkanlarına mazbataları verilmedi. En son üzerinden de 5 ay bile geçmeden Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden alındı. Bu demokrasi tarihimize düşmüş kara bir lekedir. Bu bir lekedir. Ama şunu bilsinler, yani bu ülke halkı bu demokrasi ayıbını kesinlikle affetmeyecektir. Bunun hesabı mutlaka sorulacaktır. Tıpkı burada Diyarbakırlıların verdikleri oya sahip çıktığı gibi bu ülke halkının tamamı demokrasiye, haklara, eşitliğe, özgürlüğe, kendi coğrafyasına sahip çıkacaktır. Eğer burada sessiz kalırsak, sesimizi çıkartmazsak şunu bilelim ki bugün Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de belediye başkanlarını görevden alıp yerine valiler atayan bu siyasi anlayış, bu tek adam rejimi, hukuku siyasallaştıran, parlamentoyu işlevsizleştiren, milletvekillerini hiçbir işe yaramaz duruma getiren, halk egemenliğini ortadan kaldıran bu anlayış tüm Türkiye'deki yerel yönetimleri valiler eliyle yönetecektir. İleride beklenen budur. Bunun için tüm Türkiye halkının iradesine sahip çıkmasını bekliyoruz. Seçimlerden önce çok baskıcı bir seçim dönemi geçirdik biliyorsunuz. Eğer bizim ittifakımıza oy vermezseniz, Cumhur İttifakı'na oy vermezseniz, bizim dışımızdakilere oy verirseniz onları görevlerinden alır, yerlerine kayyumlar atarız dediler. Ama halk bu tehditlere boyun eğmedi. Sandıklarda eğmedi, kendi adaylarını seçti. Çünkü bu halkın demokrasiye inancı onların halk iradesinde saygısından çok daha fazla. Mutlaka ben kazanacağımıza inanıyorum. Demokrasinin kazanacağına inanıyorum. AKP 17 yıllık iktidarının büyük bir bölümünü tek adam, tek parti rejimini kurumsallaştırmak için kullandı. Bunun için anayasayı değiştirdi. Yargı sistemini değiştirdi. Eğitim sistemini değiştirdi. Tüm devlet kurumlarını gerici, baskıcı, ırkçı, şovenist kadrolarla doldurdu. Hem devlet yapısında hem toplumsal yapıda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Ama şu var, 17 yıllık iktidarını böylesi bir dönüşüm için harcadı ama ve bunu kurumsallaştırdı da biliyorsunuz OHAL döneminde anayasayı değiştirdi. OHAL dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yaptı. Ama tek adam rejimi aldığı altında girdi. İlk yerel seçimlerde de hezimete uğradı. Bu halkın %50'sinden fazlası demokrasi istiyor. AKP'nin yönetebilmesi için,
tek adam rejimini ayakta tutabilmesi için barışa kurşun sıkması gerekiyor. Kutuplaştırma politikalarını daima gündemde tutması gerekiyor. Son dönemlerde de yaptıklarını görüyorsunuz. Seçimi kaybettikten sonra yine baskıcı politikalar, ellerinde tuttukları medyayla, manipülatif, provokatif haberlerle bu halkı birbirine düşman etmeye çalışıyor. Seçimlerindeki başarısızlıklarını, kendilerine karşı biriken tüm muhalefeti, ki bu muhalefet belki siyasi olarak yan yana gelemeyecek birçok kesim bu seçimlerde AKP karşısında tek adam rejimi, hukuksuz rejim, antidemokratik rejim karşısında tek yürek oldu. Bu toplumsal muhalefeti parçalamak için şiddet politikalarını, kutuplaştırma politikalarını ön planda tutuyor. Çünkü AKP gibi bir anlayışın kamusal varlıkları tamamen sermayeye açan, piyasalaştıran, tüm kamusal hizmetleri serbestleştiren, bu ülkenin yeraltı, yerüstü zenginliklerini, doğasını hatta talana açan bir zihniyetin yaşaması için mutlaka şiddet politikalarına, kutuplaştırma politikalarına ihtiyaç var. Bugün yaşadığımız şiddet, demokrasi ihlali şu an yaşadığımız tek adam rejiminin aslında özüdür. Onun bir göstergesidir. Yeni değil, yıllardan beri adım adım ülke bu noktaya getirilmektedir. Ama şunu da söyleyeyim. Bu halk bu baskıya boyun eğmeyecektir. Çünkü ülkemizin oldukça köklü bir demokrasi geçmişi ve demokrasi kültürü ve toplumsal muhalefeti bulunmaktadır. Tıpkı biz mühendislerin, mimarların, şehir plancıların olduğu gibi tüm demokrasi güçleri eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik için, barış içerisinde bir arada yaşam için mücadele edecekler. Bu baskıcı otoriter rejimi alaşağı edeceklerdir. Geçmişten bugüne sürekli demokrasinin yanındayız. Barışın yanındayız. İnsan haklarının, evrensel hak ve özgürlüklerin yanındayız. Bizler mühendisler, mimarlar bilimden besleniyoruz. Bilimi, tekniği yaşamın kolaylaştırılması için, halkın yaşamının kolaylaştırılması için kullanıyoruz. Bilimsel bir gelişme ancak özgür demokratik ortamlarda olabilir. Onun için biz bu özgürlükler ve demokrasi mücadelesinin sürekli bir parçasıyız. Bu mücadelenin birleşe bir araya gele daha da güçlendirilmesi gerekir. Bu mücadeleye tüm toplumsal kesimleri de biz davet ediyoruz.